Hayatın anlamı var mıdır? Bir. İkincisi bir Müslüman hayatını nasıl anlamlandırmalı? Yani şimdi zaten hayatın başlı başına kendisi anlamdır. Evet. Yani yokken var olmak e, bir amaca yöneliktir. Allah hiçbir işinde zaten amaçsız ve anlamsız değildir. Şüphesiz ki hayatın kaçınılmaz olarak bir anlamı vardır. Ama bu anlamın ne olduğu, ne olması gerektiği sorusu aslında belki de e, ayrışabilir burada. Hı hı. Çünkü herkesin bir şekilde ama öyle ama böyle hayata katlı bir anlam olacaktır. Ama bu her insanın hayata kattığı anlamın eşit şekilde doğru, geçerli, kabul edilebilir olduğunu göstermeyecektir. Dolayısıyla bizim inanan insanlar olarak ya da bir Müslüman'ın bakış açısında hayatı nasıl anlamlandırmamız gerektiği sorusunun cevabını vermemiz gerekiyor burada. Şimdi Allah insanı yaratıp başıboş bırakmadı dedik. Allah insanı yaratıp başı boş bırakmadıysa ona bir takım sorumluluklar yükledi demektir. Evet. Bu sorumlulukları yerine getirmesidir aslında inanan insanın hayatını anlamlı kılan şey. Yani Allah için yaşanacak bir hayat. Benim hayatım, yaşamım, kulluğum, ibadetlerim ve ölümüm alemler Rabbi olan Allah içindir diyor Kur'an'da. Yani Allah için yaşanacak bir hayat, yalnız Allah'a kulluk edilecek bir hayat, onun rızası gözetilerek yaşanacak bir hayattır hayatı anlamlı kalacak şey inanan bir insan açısından. Ve bunları yaparken bunları bir zorunluluk olarak değil, bunları ödem ve sorumluluk ahlakına uygun gereklikler olarak ve e, gerçekten kendimizin de bunlara ihtiyaç duyduğumuzu fark ederek evet. yerine getireceğimiz şeyler olarak yapmak önemli olan. Yani Allah'ın aslında bize iyi ve güzel olarak gösterdiği her ne varsa onları yerine getirmek, Kötü ve çirkin olarak bizi uzak tutmak, bizi alıkoymak istediği her ne varsa o şeylerden de kaçınmaktır aslında gerçek anlamda hayatı e, anlamlı kılacak şey. Bir kere Allah'ı bilmek başlı başına hayatı zaten değerli ve anlamlı hale getiriyor. Allah'ın bu kadar yarattığı şey var. Bakın yani gezegenler, yıldızlar saymakta bitmeyecek kadar e, canlılar, cansızlar ve bütün bunların içerisinde bilinçli, aklını kullanabilen, düşünen, sorgulayan, kavrayabilen, değer üretebilen, işte sevebilen, korkabilen, birçok duyguya sahip olan bir varlık olarak insanı yaratıyor Allah. Evet. Ve bütün bu yarattığı içerisinde sadece en azından bildiğimiz kadarıyla insan dediğimiz bu varlıkta her şeyi anlamlandırma ihtiyacını görüyoruz. Yani doğadaki diğer canlılarda bir şeyleri anlamlandırma, anlama, bilgi üretme, işte sanat, estetik kaygısı taşıma. Her birinin içgüdüsü olarak yaptığı sanatsal faaliyetler var yani bir örümceğin ağını örmesi, bir evet. arının o bal peteğini yapması. Ama bunları ortaya bir sanat ürünü çıkarmak üzere yapmıyorlar. İçgüdüsü olarak yapıyorlar. Oturup karşısına geçip hayran hayran onu izleme mesela bir arı yani nasıl güzel muhteşem bir altıgen petek yaptım Hı. ya da ne kadar güzel bir ağ ördüm şeklinde. Ama bunu kim takdir edebiliyor? İnsan takdir edebiliyor. Yani bir bulutu, işte bir yağmuru, güneşi, ayı, gece yıldızları yani mesela doğadaki hiçbir canlı da ay üzerine şiir yazması veya edebiyat yapması gibi bir durum söz konusu değil. Ya evet. da felsefe yapması, politika üretmesi bunlar hiçbir söz konusu değil. Ama sadece insanda tüm bunların anlamı nedir sorusunu sormak ve tüm bunlarla ilgili anlam aramak gibi bir durum söz konusu. O yüzden hayatı anlamlı kılan şey başlı başına zaten Allah'ın varlığı, ve insanın Allah'ın varlığından haberdar olması, kendi varlığından haberdar olması ve tüm bunları anlamlandırmaya çalışması bu ise Müslümanın hayatını anlamlandıracağı şey temelde bu dünya hayatının bir bekleme salonu olduğunu, gelip geçici bir deneme alanı olduğunu. Evet. Kendisini gerçekleştirmek, Allah'ın rızası uygun bir hayat yaşamak, öldükten sonra dirildiğinde Allah'a yaşadığı bu hayatın hesabını verdiğinde Allah'a karşı mahcup olmamak e, eline karnesi verildiğinde, sicili verildiğinde e, yüzü ak kullardan olabilmek ve i̇şte. o elindeki karneyle övünebilmek Allah'a memnun etmiş olarak ona dönebilmek ve bu hayatı yaşarken Allah'a memnun edecek şekilde bu hayatı yaşabilmek. Yani tüm bunları düşündüğümüzde insanın gerçekten aslında e, bu hayata neden geldiğini, nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini ölümü ölümden sonra tekrar dirilmeyi, sonsuzluğu kavraması kolaylaşabiliyor. Ve bütün bunların boş yer olmadığını, bu kadar şeyin yaratılmasının anlamsız olmadığını, değersiz olmadığını kavrayabiliyor insan. Bütün bu yaratılma işleri içerisinde kendisinin de konumu itibariyle değerli olduğunu, e, Allah'ın ona bu değeri verdiğini hissedebiliyor. Evet. Böylece daha anlamlı ve e, güzel yaşayabiliyor aslında hayat.